kesin 5 veriyorum. Teşekkür ederim. Maria, önce o kafandakini çıkar canım. Ondan sonra ağla. Ağlamayacağım. Yani şu eline saçını falan düzelt. Zaten bu elbiseye, bu kostüme bu saç olmaz. Niye biliyor musun? Yani burada şeyi var. Buraları iddialı. Saçını şöyle tepeden yapsaydın. Saç bile bir kıyafette çok önemli. Yani saçından ötürü de bana elbise kötü gelebilir. Bu hepiniz için geçerli. Sana gelince niye ağlıyorsun böyle? Bizleri itham mı ediyorsun? Yani ben haksızlığı sevmiyorum. Haksızlık mı yapıldı jüri tarafından? Şu anda tarafında haksızlık yapıldı, evet. Kim dün yaptı? Yani bir şekilde yapıldı yani. Çünkü eskiden biz çıktığımızda... Bir dakika, ben konuşacağım. Önce ben konuşacağım. Yani sorular soracağım sana, sonra sen bunu cevapla. Ne denildi, ne yapıldı sana? Nasıl bir haksızlık yapıldı bu masadan? Ben şimdi size bir şey söylemek istemiyorum. Söyle. Emel'i hep korumaya çalışıyorsunuz. Kıyafet konusunda başarılı olmasa bile her seferinde tutuyorsunuz Emel'e. Ay Emel'e kaç kere, ben 5 vermedim mi Emel? 4 vermedim mi? Yaptığı gerçekten hani çok çirkin. Yani ben orada, Allah da biliyor. Senin, ya ben üzüldüm. Eğer ki ben almış olsaydım, inan ki asla demezdim Emel, ki. Emel ağlama yani, ağlama lütfen. Sen gerçekten sen çok farklı bir kızsın ağlıyor. Yani Maria. Maria yapmayın ben böyle. Ben ağlamamaya çalışıyorum. Sen lütfen ağladın, ben... o da ağlıyor. O zaman sen de ağlama. Ve ben sen burada gerçekten göze batıyorum yani. Bir tarzın yok Maria senin de. Yok yani. Yok da. Bunu gerçekten kabul et. Senin eğer tarzın... Kabul etmiyorum. Neden kabul edeyim bunu? O zaman benim burada ne işim var Nur Hanım? Ben neden All Star'dayım? Benim bir tarzım, zayıf bir tarzın şeyim yoksa. Diyorum. Tarzın zayıf senin. Evet zayıf da ama geliştirmeye çalışıyorum. Ama şu anda burası yok geliştirme diyorsunuz. Burası geliştirme yeri değil ki. Bir kere sakin ol bakayım sen. Sen nasıl böyle kavga eder gibi konuşuyorsun? Biz seninle... Çok ağladım Nur Hanım. Çok üzüldüm yani. Bak, çok üzüldüm. Ve ben... Sen ne demek istiyorsun yahu? Hepimizin de, bizim de bir tarzımız var. Bir moda ile ilgili bakış açımız var. Benim beğendiğimi o beğenmeyebilir, o beğenir falandır filandır. Yani şu saçın, şu elbiseye, şu saç yapılır mı? O bant takılır mı? O çanta alınır mı? Ben bahane bulmak istesem öyle bahane bulurum ki. Ne kazandırıyor? Güzel kadınsın, güzel yüzün, temiz yüzlü, bebek yüzlü bir kadınsın. Birçok şeyi kabul, yani oradan kazanıyorsun, anlıyor musun? Oradan dedim. Kazanmak istemiyorum Nur Hanım ya, kıyafet konusunda. O zaman giyin de gel istiyorum. Hayatım, giyin de gel. Türbinlere oynamayın. Ben sakın asla türbinlere oynamayın. Nur Hanım, ben hiçbir zaman bak, oynamadım, hiçbir zaman da oynamam. Bak hala konuşuyor. Bana yakışan bir şey değil bu yani, bak, asla yapmam. Kişiliğime aykırı. Ben kalkıyorum. Şimdi ben kalkıyorum. Ben kalkıyorum. Maria. Gitme. Yavaş. Rella. Yani Maria hakikaten biliyorsun bu konuda herkes çok hassas. Ben de hassasım. Hiç kimse burada taraf tutmuyor. Bir. İki. Yani bizim burada bir duruşumuz var. Bir konuşma. Biz sizin için konuşuyoruz. Yani bana ne yani giydin mi giymedin. Yani benim duruşum sana söylüyorum. Saygı duyabilirsin, duymayabilirsin. Ben de düşüncelerimi ama söylüyorum. Ama arka cevabını verme. Çünkü bu kadın burada kaç yaşında bunu taraf tutuyorsun söylemezsin. Bu kadar basit. Söylemezsin yani. Çünkü böyle bir şey yok. Herkes bunu hakim. Bir de bir hafta olmuş zaten. Gayet normal. Yani sonuçta hani seni eleyen bir tavır yok.
Kıyafetlerine göre iki tane rozet aldın. Sadece elemeye çıkacaksın. Öykü Hanım, düşüncelerimi paylaştım. Paylaşmak elbette zorundayım yani. Ben susamam bir bu durumda. Ya gördüğüm, üzüldüğüm bir şeyi, kendi içimde yaşadığım bir şeyi nasıl paylaşmayayım paylaş insanlarla? Hayatım, ama üslubuna dikkat etmen gerekir diye söylüyorum. Yanlış hiçbir şey söylemedim. Doğruları söylemenin de bir yöntemi var. Karşındakine olan ki ben zaten söylemedim, ben konuşmadım. Bak, sen herkese aynı davranıyorsun. Karşındakine olan saygını göstermen gereken, farklı davranman gereken durumlar var. Maria, gala gece gelmedin mi? Altın elbise taktın, turbanı taktın, hayran kaldık. Burada alkıştık, kalktık, neler yaptık? Kaç kere? Ama doğrusu da doğru söylüyoruz canım yani. Eğer hak etmedin, biz sana olumlu cevap veremiyoruz. O zaman bizim işin burada bitiyor. Doğru söylüyorsunuz. Ben zaten siz bir taraf tutuyorsunuz, beni tutmuyorsunuz, beni sevmediğiniz için bana bu puanları veriyorsunuz demedim ki. Ben sadece emek harcadığımı söylüyorum. Canım demedim Emel'e tutuyorsun. Ama? Demedin mi? Neden sinirledi gitti, kalktı Nur Hanım? Hayır, böyle bir şey olamaz yani. Ben asıl gitmek istiyorum buradan. Böyle bir şey ya, nasıl ne münasebet, kimi taraf tutmucuz? İstemiyorum ya, bu nasıl böyle bir şey olabilir? Nasıl böyle konuşabilir? Biz hepimiz üçümüz de ona bir şeyleri izah etmeye çalışıyoruz. Ben kaldıramam bunu. Ben uğraşamam yani. Uğraşamıyorum ya. Ben bu uğraşamıyorum. Ella, ne olur. Ne olur. Ya hiç böyle bir şey yok. Lütfen ne olur. Ne olur. Maria biraz sert biliyorsun. Biliyorsun. Ne olur. Öykücüm ya, sen şahitsin orada. Ne konuş? Yani kadına bağlı. Sen soru sordun. Cevabını almak istedin. Saygısızlık etmek istediği için değil. Ama çok çok üzüldüğünü ben biliyorum yayın öncesinde. Ama onun öyle bir düşüncesi olabilir. Orada onu öyle dile getiremez. Yanlış, yani. Evet, kendini yanlış ifade etti. Maria biliyorsun sertti. Maria'yı ben hakikaten biliyorum. Maria'yı severim, her zaman gelirim. Çok hoş bir kadın, güzel bir kadın ama fazla bir onun tarzı oraya kadar. İşte onu aşmaya çalışıyor ve ama yani söyleyeceğiz tabii ki. Yani söyleyeceğiz tabii ki söyleyeceğiz. Yani yarın akşam bu giderse diyelim ki, varsayalım kimin gideceği. Haklısın, bu evet. Benim üstüme kalır sonra. İşte o. Ben bu zan altına girmek istemiyorum. Öyle bir şey şimdi yani bütün yaşananlar herkesin gözü önünde oluyor. Tüm puanları, bir de puan sistemi var. Artık ne düşünüyorsanız onu söylediniz. İki tane rozet almakla böyle bir zan altında kalmak mümkün değil. Format buna müsaade etmiyor zaten. Fıstır fıstır konuşuyor. Elemede iyi giyinir, gelir. Bu normal gala gecesi gibi. Sadece çok fazla emek vermiş olmanın yükü var, stresi var. All Star'da hepsinde var bu. Hani hep diyorsun ya, bunlar bir şey olmuş, bunlar şımarmışlar gelmişler diye. Evet, şımarmışlar. Birçoğu çok şımarmış, ben farkındaysan onlara çok şımarmak fazla... Şımarmak da değil ifade etmek. Bir şey olmuşlar yani şimdi dün ne dedim? Mesela Ayşenur'u biz kötü görüyoruz. Aslında Ayşenur geçmiş zamanda da öyle geliyordu. İçeride yani. Konuşalım mı? Hadi ne olur. Tamam. Ne olur, gel ben götüreyim seni. Arkadaşlar ne olur ya. Gel canım. Evet, evet. Hayatım çok sert ifade ediyorsun. Başkasına kızıp oradan çıkıyorsun. Bir şey yapmıyorum ki Öykü Hanım. Yanlış bir şey söylemedim ya. Müzik.
Galiba karşılıklı biraz sert. Daha doğrusu kendi ifade ederken sorulara haklı olarak belki yaşadığın gerginliklerle. Öykü Hanım, ben düşüncelerim konusunda... Maria'cığım bak, seni hiçbir şekilde engellemeye ya da sansürlemeye çalışmıyorum. Arzu ettiğin her şeyi söyleyebilirsin. Sadece seninle burada ilk tanıştığımız andan itibaren üslubunun sert olduğunu ve karşılığında da sert yanıtlar aldığını aslında biliyorsun. Aslında sert değil, sadece net söylüyorum. Net. Dolaylı ama... bir şekilde bir şey ima etmemeye çalışıyorum. O an içimden ne geliyorsa, ne düşündüysem ki bu aslında hesap sormak değildi. Ben elbette hesap değil. Soramam zaten ben Ülke Hanım. Ben anlıyorum hayatım. Ben sadece sitem ettim, düşüncelerimi paylaştım. Ben tamam. Nuran'ımı o duruma düşürmek asla istemem. Hiç çok, kimseyi istemem. Elbette, çok iyi anlıyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarınla da tartışırken benzer üslupta konuşuyorsun. Burayla da aynı şekilde. Estağfurullah, hayır, kesinlikle hayır. Ben hayır, sadece... Ben eleştiriden bahsetmiyorum. Eleştiriden bahsetmiyorum. Bak, istediğin söyleyebilirsin, istediğin konuşabilirsin ama... Hepimiz için Nurayla başka bir yerde ya. Kalbinin kırılmasını istemiyoruz ya. Öykü Hanım, şimdi Nur Hanım gitti içeriye. Evet. Ben buradan izledim. Ve arkadaşlarım bana dediler ki git git. Ben gidemedim çünkü gittiğim, yani gitmiş olsaydım daha kötü olacaktı. Tamam, şimdi git. Sakinleşmesini bekledim. Ben burada içten içten nasıl ağladım, tamam, nasıl şimdi üzüldüm. Nurella'yı bilmiyor musun? Sen ona sevgini her zaman dile getirmiyor musun? Şimdi git. Öykü, şu an kötüyüm. Ne olur çok... Nurella ne olur bu... Bak, yok. Bu saatte yayındayız. İnsanların evlerine konuk oluyoruz. Ne olur Nurella. Şey yok, ben yaşamadım bu anı, duymadım. Şu an ne olur. Yoksa yapamam programı. Yapamam. Şu kapatsak konuyu. Tamam, kapat. Birer cümle söyleyin birbirinize o zaman, izleyicilerimiz için en azından. Şu an konuşamam yani, bir şey demiyorum, konuşmayacağım. Peki. Peki programın sonuna doğru bir daha bir o konuşur. Söyleyebilir, ben konuşamıyorum, ne olur. Biraz zaman geçsin. Şöyle bir 15-20 dakika geçsin lütfen, ne olur. Biliyorsunuz beni ya, biliyorsunuz. Peki Nurella'm, devam edelim o zaman. Puan vermiş miydin? Çok özür diliyorum. Puan? Vermiş miydin Nurella? Biz verdik. Nurella vermedi galiba. Vermedi. Sadece puan verelim. Peki. Teşekkür ederim. Az sonra inşallah konuşacağız. İnşallah. Seni yerine alıyorum Maria'cığım.